Bu videoda bir SN2 tepkimesi mekanizmasına bakalım. Sol tarafta bir alkil halojenür görüyoruz ve bu bromun buradaki karbondan biraz daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. Bu yüzden brom bu karbondan elektron yoğunluğu çekiyor ve bu karbonu biraz pozitif yapıyor. Kimyada buna kısmi pozitif diyoruz. Burası elektrofilik merkez. Yani sol taraftaki bu molekül bizim elektrofilimiz. Hemen sağına bakınca, sodyum hidroksit gibi bir maddeden elde edebileceğimiz bir hidroksit iyonu görüyoruz. Oksijenin eksi bir formal yükü var. Bu da bunun iyi bir nükleofil olduğunu gösteriyor. Altına yazalım. Evet, bu nükleofilimiz, soldaki ise elektrofilimiz ki bunu bu videoda substrat olarak adlandıracağız. Yani bu alkil halojenür bizim substratımız. Önceki videolardan bildiğimiz üzere nükleofilin elektrofile saldıracağını biliyoruz. Çünkü zıt yükler birbirini çeker. Bu eksi yük kısmi pozitif yükle etkileşime girer. Böylece oksijen üzerindeki bu ortaklanmamış elektron çifti bu kısmi pozitif karbona saldırır. Aynı zamanda bu bağdaki iki elektron da broma geçer. Bromu şuraya bir çizelim. Önceden 3 ortaklanmamış elektron çiftine sahipti. Şimdi bir tane daha elektron çifti alacak. Bu elektronları farklı renkle, mesela morla gösterelim. Evet, bu bağ kırılınca buradaki elektronlar broma kaplanır ve bu da broma eksi bir formal yük vermiş olur. Sonuçta da bromür anyonu oluşur. Ayrıca oksijen ve karbon arasında bir bağ oluşur ve bu bağ mavi ile işaretlediğim ortaklanmamış elektron çiftinden geliyor. Mavi renkli bu iki elektron bu bağı oluşturuyor ve böylece alkol formunda ürünümüzü elde ediyoruz. SN2 mekanizmaları tek basamakta ve aynı anda gerçekleşir. Yani nükleofil elektrofile saldırırken aynı zamanda bir de ayrılan grup kaybedilir. Diyelim ki bu tepkimenin hızını belirlemek için bir dizi deney yaptık ve genel kimyadan hatırlayacaksınız hız yasaları deneysel olarak belirlenir. Hız denklemi şöyle. Büyük R harfi tepkime hızını simgeler ve hız sabitiyle alkil halojenür derişiminin çarpımına eşittir. Tabi bu birinci kuvvet. Bunu da hidroksit iyonunun derişimiyle çarpıyoruz. Ve bu da birinci kuvvet. Peki bu ne anlama geliyor? Alkil halojenürümüzün derişimini 2 kat arttırırsak, evet çarpı 2 diyoruz, tepkime hızına ne olur? Tepkime hızı alkil halojenürün derişiminin birinci kuvvetiyle orantılıdır. Böylece sonuç 2 üzeri 1'den 2 çıkar. Yani tepkime hızı 2 kat artar. Kısacası alkil halojenür derişimi 2 katına çıkar. Hidroksit iyon derişimi de aynı kalırsa tepkime hızı da 2 katına çıkar. Ve ayrıca alkil halojenür derişimini aynı tutup hidroksit iyon derişimini 2 katına çıkarırsak hız yine 2 katına çıkar. Ve bu deneysel olarak belirlenmiş hız yasası mekanizmamız için gayet mantıklı. Nükleofil veya elektrofil derişimini arttırırsak ikisi arasındaki çarpışma sıklığını arttırırız. Bu da toplam tepkimi hızını arttırır. Hız yasamızın hem substratın hem de nükleofilin derişimiyle orantılı olması tek basamakta gerçekleşen mekanizma kavramına gayet uyuyor. Sonuç olarak bu SN2'nin nereden geldiğine bir bakalım sürekli SN2 mekanizması ya da SN2 tepkimesi deyip duruyoruz. Evet. Şuradaki S harfi substitüsyonun S'si ve bildiğiniz gibi yer değiştirme anlamına geliyor. Bunun sebebi ise nükleofilin ayrılan grubun yerine geçmesi. Bu durumu son ürünümüzde görebiliyoruz. Nükleofil ayrılan grubun yerine geçmiş. N harfi ise nükleofilikten geliyor. Çünkü substitüsyonu gerçekleştiren yapı nükleofilimiz. Ve son olarak buradaki iki rakamı da bunun bir moleküler yani iki molekülü olduğunu ifade ediyor. Yani hızın iki şeyin derişimine bağlı olduğu anlamına geliyor. Bunlar substrat ve nükleofil. Tabii bu hızın sadece bir şeyin derişimine bağlı olduğu SN1 mekanizmasından farklı. Tepkime hızı ayrıca alkil halojenürün yani substratın yapısına da bağlıdır. En solda bir metil halojenür görüyoruz. Onu takiben hemen sağında bir primer alkil halojenür bulunuyor. Burada broma bağlı karbona doğrudan bağlı bir alkil grubu görüyoruz. Ve bunu takiben sekonder bir alkil halojenür var. Burada ise broma bağlı bu karbona doğrudan bağlı iki tane alkil grubu var. En sağda ise bir tersiyer alkil halojenür görüyoruz. Çünkü burada karbonumuza bağlı 3 tane alkil grubu mevcut. Metil halojenürler ve primer alkil halojenür bir SN2 mekanizmasında en hızlı tepkimeye girenler oluyor. Sekonder alkil halojenürler çok yavaş tepkimeye girerken tersiyer alkil halojenürler o kadar yavaş tepkimeye giriyor ki SN2 mekanizmasında tepkisiz olduklarını söyleyebiliriz. Bu mekanizmayı düşündüğümüzde gayet mantıklı. Çünkü hatırlayacaksınız, nükleofil elektrofile saldırmak zorunda. Ve nükleofilin elektrofilik karbonla bağ oluşturacak kadar yakın olması gerekir. Ve sterik engel bunun olmasını önler. Tersiyer alkil halojenürü düşünün. Burada büyük hacimli metil grupları var ve bunlar nükleofilin saldırmasını önler. Şimdi konuyu biraz daha netleştirmek için video izleyelim. İşte metil halojenür ve karbon sarı olarak gördüğünüz halojene doğrudan bağlı. Bu da nükleofil. Mesela hidroksit iyonu olsun. Nükleofil ayrılan grubun karşı tarafından elektrofile yaklaşır. Burada metil halojenürde sterik engel olmadığını görebiliyorsunuz. Primer alkil halojenüre geçtiğimizde karbon var ve halojene bağlı ve kendisine bağlı sadece bir alkil grubu bulunuyor. Burada nükleofilin yaklaşması yine kolay oluyor. Sekonder alkil halojenlere baktığımız zamansa karbona yine halojene bağlı ve karbona ayrıca iki metil grubu bağlı. Tabi bu kez nükleofilin doğru yönde yaklaşması biraz zor. Bu büyük metil grupları nükleofilin bu elektrofilik karbona yeterince yaklaşmasını zorlaştırır. Ve tersiyer alkil halojenüre geçtiğimizde 3 tane alkil grubu olması lazım. Sayalım. 1, 2 ve 3. Burada çok daha fazla sterik engel görüyoruz. Ve bu da nükleofilimizin yaklaşmasını daha da zor hale getiriyor. Videoda gördüğümüz gibi SN2 tepkimesinde az sterik engele ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu alkil halojenlere bakarsak bu karbon halojenimize doğrudan bağlı ve ayrıca sadece bir adet alkil grubuna bağlı. Yani bu primer alkil halojenür ve bunun iyi bir SN2 tepkimesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani asterik engel olunca nükleofilin elektrofile saldırması daha mümkün oluyor.